Vallahi bugün hafta sonu, cuma. Onun için herkes çok iyi yarışmalı. Tatlarına çok iyi bakmalıyız, yapılan tatlıların. Niye bu kadar tedirginsin? İşte bugün birisini yollayacağız ya. Yollayacaksınız. Birisi gidecek bugün. Belki de sen olacaksın. Ya kısmet belli olmaz. Belki ben de gidebilirim. Ama ben en çok kimin gitmesini istiyorum? Bir Serpil Hanımların gitmesini istiyorum. Bir de Fatma'yı yollayacağım. Çünkü ona otobüs bileti ayarladım. Ya şirketten mi? Güzel ayarladım. Şirketten canım. Sadece. Bay bay. O zaman şirketten. Bak sadece. Bak ne diyorum. Gülme. Ağlayarak gideceksin. Kontenjanın açık ama. Bu hafta olmayıp haftaya da yollayabilirim seni. Hani senin gelin diyor ya şöyle bu kadar yer gösteriyor. Şöyle diyor köklerimi saldım ya. Şöyle bir köklerimi saldım ki. Ya bunu söküp de beni buradan gönderecek olan daha sizde göremedim karşımda. Öyle güçlü, kuvvetli birini göremedim maalesef. Kızlar geldik haftanın finaline. Bugün yine aramızdan bir kişi elenecek. Ben Yağmur diye düşünüyorum. Ay. Evet. Sen Esra? Şu gider diyemem ama gönlümün gitmesini istediğim kişi Yağnur. Ha. Ay. Ben şaşırdım yalnız. Seda diyecek diye beklerken Yağnur dedi. Ben şok. Peki bilezikleri kim alır? Tabii ki de Yağnur işçiler. Tabii ki de Seda Yılmaz. Tabii ki de ben. Bugün tabii ki de ben. Bilezik almak ne? Bugün bilezikler bende. Hem de kayınvalidemin aldığı o puanlara rağmen. Kızlar. Canım benim. Şampiyon belli. İkinci kim? Ben o masadan mı ya, şampiyon ya. Acaba? Tam göremiyorum da. Aynen canım. Yağmur üzülme. Sen gönüllerin şampiyonusun aynen sonuçta. Aynen öyle. Canım şampiyon denebilecek birisi varsa o da benim. 18 bileziğim. Ya ben de hayatım 15 bileziğimle. Anlatabiliyor muyum? Hangi 15? Pardon da önceki yarışmadakiler sayılmıyor tamam mı? Buraya tabii geldiğinde resetleniyor. Eğer sayılsaydı ben de çeyreklerimi sayardım. O zaman sen de çeyreklerimi sayıyorsun Esra. Evet ben çeyreklerimi tamam saymıyorum şöyle zaten. Şöyle söyleyeyim. O zaman madem ben yokken olanlar sayılmıyorsa senin de şu anda benim gözümde sadece 5 bileziğin var. 18 bileziğin yok. Ben yokken almışsın. Yağnurcuğum hayır. Ben önceki geldiğimde 4 çeyrek aldım gittim. Bilezik alamadan gittim. Ben o 18 bileziği de ikinci gelişimde aldım. Beni izlemişsin ama tam izleyememişsin. Ben yokken aldığım bilezikleri madem saymıyorsan sen ya de şu an var ben ya. De senin yokkenkileri konuşmak için saymıyorum. Konuşuyorsun ya çok gülüş duruma düşünüyorsun. Çünkü o kadar alakasız bir şey söylüyorsun ki. Senin söylediğinle benim söylediğim çok alakasız. Bak Yağmur ne güzel diyor. Esra diyor? Sen benim için burada yoksun diyor. Çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Esra ne? Esra anca rol yapsın, şov yapsın, kaynanasını eleştirsin. Kaynanası onu eleştirsin. Haydi yallah. Başka bir şey yok. Yemek mi yapmasını biliyor? Asla bilmiyor. Asla ve asla kadılmıyorum. Benim gelinim bir numarada evinde de öyle, burada da böyle. Anlatabiliyor muyum? Size ne oluyor? Dünden beri böyle duymuyorum, görmüyorum. Zaten körmediğin adım gibi eminim güzeli seçemiyorsun. Ama duymuyorum galiba. Ona da bir şey diyemeyeceğim. Kulak tıkamalar. Açıklamasını senden bekliyorum. Bu ne alaka? Bu ne alem memleket? Fatma Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki söyleyebilirsiniz. O kadar güzel ekranlara oynuyorsunuz ki gelin kayınvalide. Onun için senin laflarını hiç kesinlikle kaleye almıyorum. Kesinlikle. Çok güzel ekranlara oynuyorsunuz. Gelinin de sen de. Oradaki manken var ya. Oradaki Fatma manken. Fatma Nur koydu onun adını. O daha güzel. Ona bakıyorum. Gitti seni kaleye almıyorum. Zaman. Çünkü gitti ekranlara oynuyorsunuz. Senden güzel bir oyuncu olamaz burada. Ben değilim. Asla. Ben aynı. Üçüncü asla. Gelişim. Belli. Üçüncü belli. Gelişim. Üçüncü niye geldiniz? Niye? Neden? Çağırdılar tutulsaydınız ya burada. Çağırdılar ben de gittim. Çağırdı geldim ama ha geldim. Buradayım. Burada geldim. Kim gelmiş? Ay sevsinler. Kim gelmiş? Aslında var ya senin dediklerini ben hiç kaleye almıyorum. O lafları sana bir güzel paket ettim ha senin olsun. Hiç duymuyorum. Seni görmüyorum bile. Ben şu kadarcık elektrik bile almadım senden. Hiç almamışım. Almayabilirsin çok normal. Normal da be elektrik alacak. Benim sevdiğim Nagihan'cığım bana bir şey de dese kırılmıyorum. Kurban olurum ben arkadaşlar bu kadar kırıcı olmayın.
Ben doğruyu söylüyorum. Daha ılımlı olalım daha biraz daha. Doğruyu. O diyor bana elektrik almadım diye. Senden sonrasını saymam için seni önemsemem lazım. Sen benim için yoksun. Ya öyle mi canım benim? Öyle bir olduğumu burada sana ispatlayacağım ki. Bu söylediğin lafları bir bir yutturacağım sana. Hadi ispatla. Kızlar siz böyle bileziktir, çeyrektir birbirinizi yiyorsunuz ama benim hedefim daha yüksek ya. Gerçekten. Seni şu anda şöyle söyleyeyim. Gözümdeki değerin ona bakılırsa madem saymıyorsunuz sıfır bileziğin var. Benim mi? Evet. Neden? Siz benim daha önce kazandığım ben ayrı bir yarışmada yarışmadım. Ben öyle bir şey demedim yalnız. Ben de gelinin mutfakta yarışmasında yarıştım. Tamam oradaki kazanma gidiyor. Ana fikri o benim fikrim değil hayatım. Oradaki 10 bileziğimi K ile almıyorsanız. Hani kolunda? Sen benimle eşitsin 5 bilezik. Sen de sıfır bilezik. Evet kendini öyle atabilirsin. Sen ama buradaydın. Sonuç itibariyle o 18 bileziği elenip geldikten sonra aldın. Yağmur bunu anlayamıyor. Haklısın. Evet doğru. Çünkü burada işine herkes elenip elenip demiyor, bilezik alıyor. Sonra da kayna alınmıyor. Yoksa Yağmur o kadar zeki ki. Zeki tabii canım. Evet işine gelmediği için. Zeki olmayan insanın. Mükemmel zekaya sahip olduğumu, çok akıllı bir kadın olduğumu kabul ediyorsunuz. Keşke biraz iyiliğe kullansan. Benim IQ seviyem 140. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir dakika kızlar. IQ seviyen 140 ya. Kullanabildiğin sınır kaç? 50-60 var mı? 50-60 var mı? Nadir insanlardan bir şey diyebilir miyim? Evet bir dakika Seda. Evet gerçekten nadir insanlardansın. IQ'su 140 olup da tamamını kullanmayıp çeyreğini kullanan insan olarak evet. Ay Nilgün'cüm ya. Yağnur IQ'sunu nerede ölçtürdü? 140 diyor. Yağnur mu diyor? Evet. Ölçtürmüştür. Nerede ölçtürdü? Ne bileyim ben nerede ölçtürülüyorsa orada ölç ama öyle akıllı kız. Her zaman sizden bir adım öne olacağım. Beni Rabbim böyle yaratmış. Yağmur sen şimdi bizden daha zeki olduğunu mu düşünüyorsun? Sen bu primi verdin. Sen dedin ona zekisin diye. Tamam o ben zaman. Ben de burada konuyu açtım. Komik kızsın ya. Milyonda bir Yağmur işçiler. Abartmayı hiç sevmez biliyorsunuz. Ya ben diyorum evet milyonda bir kullanılabilir yani kullanabildiği seviye milyonda bir seviye evet. Hak verin. Bırakın mutlu olsun ya o öyle düşünüyor. Peki Yağmur bir şey soracağım sen kaç yaşındayken baktırdın? O kadar zekiydim ki 4,5 yaşında okumayı yazmayı öğrendim. Maşallah. Yok artık. 1 yaşında da araba kullanıyordun herhalde. Evet bayağı canım işe yaramış. 13 yaşında babam bana araba kullanmayı öğretti. Evet 18 kalmış. Yaşıma geldim. 18 yaş günü ehliyetimi babam aldı. Arabamı da aldım. O zamandan beri araba kullanıyorum ve hiç kazam yok. Arabayı herkes kullanıyor. Ben araba kullanıyorum hiç hatam yok diyor. Zannediyor kimse araba yani benim gelinim bir satış ve derdi. Mesela. Ben bilmiyorum. Ehliyetimdir araba kullanıyor. Doğruyu söylüyor. Ve gülüyor da zaten. Ben kullanmıyorum. Hanım. Oradaki konu nedir bilmiyorum Bilgin tabii. Bilgin Hanım araba kullanmayan insan mı var? Ben varım. Ben kullanıyorum. Ben kullanamıyorum. Hepimiz ben de kullanıyorum. Kimse araba ben kullanamıyorum. Girmesin ya araba kullanmak bir şey. Çocuk oyuncağı oldu meziyet artık. Meziyet değil veya artık. IQ'sunun yüksek olduğunu gösterecek ama şimdi orada bir şey dendiyse ona cevap veriyordur. Onu duymadım. Zaten sizin beni burada bir hazımsızlığınız var. Beni sürekli kıskanıyorsunuz. Ölüyorum. Neyi kıskanıyorsunuz? Güzelliğimi de başarımı da. Hayatım burası güzellik yarışması değil. Anlayamadığın şey bu. Zeka burası, yarışması lütfen, da değil. Lütfen gösteriş yarışması da değil. Burası yemek yarışması ya. Yağmur güzelim onu yaparım bunu yaparım sizi ezerim manasına göre. Bir insan biraz... Onu yapıyor şu anda içeride tamam mı? Estağfurullah. Bu kelime bunu yapıyor. Çünkü estağfurullah kendi... tamam çok bak. Güzel estağfurullah da ben onun demesini biliyorum tamam mı? Hayır tamam. Bir saniye dikedim ondan sonra girin konuya. Tamam. Herhalde benim gelinime hiç bakmadı. Güzelse bak doğal güzellik ne kirpik takıyor. Şunun güzelliğine bak kurban olayım onu yaradana. Güzelse güzellik burada. Esra birinci soyadı gibi güzellik açısından da birinci. Ya dün Nagihan teyzeyi ben çok üzgün gördüm.